Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Evet. Yes! Videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim sevgili değerli izleyici konuklarım. Yaşama yön veren öyküler 1. bölümle başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz, onlar bizim için çok çok önemli diyoruz ve evet, gökkuşağı hikayesiyle girişimizi yapıyoruz. Dünyanın bütün renkleri bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli, en güzel olduğunu tartışmaya başlamışlar. Yeşil söze başlamış. Elbette ben en önemli rengim. Yaşamın ve umudun rengim. Çimenler, yapraklar, ağaçlar için seçilmişim. Yeryüzüne şöyle bir bakın, her taraf benim rengimle kaplı, der. Mavi oradan atılmış. Sen sadece yeryüzünün rengisin. Ya ben? Ben hem denizin hem gökyüzünün rengiyim. Gökyüzündeki mavi insanlara huzur verir. Ve huzur olmadan da sizi hiçbir şey yapamazsınız. Sarı söze karışmış. Siz dalga mı geçtiğinizi sanıyorsunuz? Ben güneşin rengiyim. Bu dünyaya sıcaklık verenim. Ben olmasam hepiniz soğuktan donardınız, der. Turuncu onun sözünü kesmiş. Ya ben direncin, sağlığın rengiyim. İnsanın yaşaması için gerekli vitaminler benim rengimde bulunur. Portakalı havucu düşünün. Hep ortalarda görünmeyebilirim ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güzelim rengi veren beni unutmayın. Kırmızı dayanamayıp sözü kez almış. Ben hepinizden üstünüm. Ben kan rengindeyim. Kan olmadan yaşam olur mu? Hem ben cesaret ve tehlikenin rengiyim. Savaş ve ateş rengindeyim. Aşk ve tutku benimledir. Bensiz bu dünya bomboş kalırdı. Mor ayağa kalkmış. Hepinizden üstün olan benim. Ben gücün ve adaletin rengiyim. Bütün liderler ve krallar beni seçmişler. Otorite ve bilgeliğin rengi benim. İnsanlar beni sorgulamaz. Onun yerine dinler ve taat ederler. Ve bütün renkler bir ağızdan konuşmaya devam edip kavgaya tutuşmuşlar. Her biri diğerini itip kapıyor ve en üstün benim diyor. Derken bir anda şimşekler çakmaya ve yağmur damlaları gökten inmeye başlamış. Bütün renkler neye uğradığını şaşırıp korkuyla birbirine sarılmış ve yağmurun sesini duymuş. Bu kavganızın anlamı ne? Bu üstünlük kavganı neden? Siz bilmiyor musunuz ki biriniz farklı bir görev için çok özelsiniz. Birimiz değil, her birimiz farklı bir görev için çok özelsiniz. Haydi şimdi el ele tutuşup bana gelin. Renkler bu sözlerden çok utanmışlar. El ele tutuşup gökyüzüne doğru havalanmışlar ve bir yay şeklinde oraya yerleşmişler. Yağmur bundan sonra her yağmur yağdığında birleşip bir renk cümlüsü olarak gökyüzünden yeryüzüne doğru uzanacaksınız. İnsanlar sizi gördükçe huzur duyacak, güç bulacaklar. İnsanlara yarınlar için bir umut olacaksınız. Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size gök kuşağı diyecekler. Anlaştık mı? Bu yüzden ne zaman dünyamızı yağmur yıkasa ardından gökkuşağı belirir.
biz de gök kuşağındaki o renkler gibi birbirimizden farklı ve hepimiz çok özeliz. Bunun farkında olmalı ve uyum içinde yaşamalıyız demiş. Sevgiler, biz konuşlar. İlk bölümümüzü gök kuşağını burada noktalıyoruz. Umarım beğendiğiniz, izlerken seyir keyfi ve anlam çıkarttığınız bir video olmuştur. Videomuzu burada noktalarken kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın diyoruz. Videolarda görüşmek üzere, hayırlı günler, esenlikler. Rap de yapma, playback gitar çalmaktansa susarım daha iyi. Çok komiksiniz siz kuklalar, oynayın bari. Kimin bunun daha iyi koku alacak acaba, kim abona daha önce ulaşacak? Ahlaksız merhametsizin yanında kalmaya devam ederse maskeler düşer çak çak çılar.